bu dönemde iflas etti. Şimdi biz bütün atıl kapasitemizi bir kere e, harekete geçirmek durumundayız. Bir. İkincisi e, Türkiye'de çok büyük işletmeler, büyük fabrikalar da e, iflaslarla karşı karşıya geldi. Yani bu borçlanma ekonomisi bizi milletçe borçlu hale getirdi. Yalnız böyle sıradan insanlarımız efendim kredi kartı borçları içerisinde büyük zorluklarla karşı karşıya değil. Ee, sanayicimiz, esnafımız, çarşılarımız, hatta büyük büyük sanayicilerimiz, e, bütün milletçe borçlu hale geldik ve o borçlanma sonucunda bazı fabrikalarımızın, işletmelerimizin e, bugün e, iflasla karşı karşıya olduğunu konkordato talep ettiklerini mahkemelerden görüyoruz. Burada da Vatan Partisi bir e, çözüm programı üretti. Yani e, ...bu e, iflasla karşı karşıya gelen işletmeleri kamulaştıralım. Artık oradaki işletmenin sahibi diyor ki ben bittim diyor. Ceketimi alacağım çıkacağım diyor. Borca battım diyor ve o üretim çarkını çeviremiyor. E, burada bir tek Vatan Partisi köklü bir çözüm üretti. Ve bunun programını da ilan ettik. Üretim devrimi programımıza da yine bu programı aldık. Olay şu bu işletmeleri yani... İflas ettiğini patronun, e, sahiplerinin, anonim şirketi, anonim şirket ortaklarının e, itiraf ettikleri e, şirketleri kamulaştırmak. Ama kamulaştırdıktan sonra da orada bir üçlü mülkiyet ve üçlü yönetim sistemi kurmak. Yani bir kere yüzde elliden fazlası kamulaştırıldığı için e, kamunun olacak, yani devletin olacak. Diyelim yüzde kırkı e, işletmenin çalışanlarının, işçilerin ve memurların e, payına geçirilecek. İşli, i̇şçilerin ve memurların e, ücretleri ve maaşları oranında paylar dağıtılacak. %10'a kadarı da diyelim %5 ile %10 arası e, da iflas ettiğini söyleyen, ceketini alıp çıkmak e, durumunda olduğunu söyleyen, her şeyini